Doğan Cüceloğlu ile İnsan İnsana programına hoş geldiniz. Sponsorumuza ve TV8'e teşekkür ediyoruz. Temel değerlerimizin uyuştuğu bir ortam içinde olmaktan mutluyuz. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ortaokul 1. sınıfı ziyaret ediyordum. Çocuklarla bir sohbet oluşturdum. Bu sohbet içerisinde kadın, erkek olmak ne demektir konuşuluyordu. Bir öğrenci el kaldırdı ve bana dedi ki, ortaokul bir öğrencisi, kadın yaşam demektir. Kadının olmadığı yerde yaşam yoktur dedi. Ve onun yüzüne bakınca gülerek devam etti. Kadın değerli olduğu kadar yaşam değerlidir dedi. Çok etkilendim. Bilin bakalım bu öğrenci kız mıydı, erkek miydi? Bu bir kız öğrenciydi. Ve erkek öğrencilerin yüzüne baktım. Şöyle. Orada bir farkında oluş vardı. Ve ben önünde durdum. O kız öğrencimin gözlerimle önünde saygıyla eğildim. Çok mutluydu. Kadın olmaktan mutluydu. Evet, bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve bugününüzü kutluyoruz. Bu kız öğrencinin konuşması onun çevresindeki diğer öğrencilerin farkına varmasına yol açtı. Farkına varmak önemli mi? Ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir vagonda dede ayakta kaldı. Torun oturdu. Ve torun dede otur, dede otur dedi. Dede etrafa bakındı, oturacak yer yok. Bu metroda bir vagonda oluyor. Ve değerli izleyenler, dede ayakta kalınca torun dedi ki, dede kucağıma otur dedi. Dede şöyle bir gülümsedi ve torunun yanına doğru gitti. Oturacak yer yok dedi. Kucağıma otur dede dedi. Dede döndü, şöyle paltosunu kaldırdı ve hakikaten koca bir popo. Çocuk baktı. Baba, dede dedi, ben senin kucağına oturayım dedi. O sırada dedenin yüzündeki gülümseme ve çocuğa dedi ki, ama ben senin kucağına oturmak istiyorum. Yok dede, sonra dedi. Ve düşündüm, ya ne kadar önemli. Burada dede farkında olduğundan dolayı müthiş bir zevk içindeydi. Ve ben diyorum ki değerli izleyiciler, bir insan farkında olduğu kadar yaşıyor. Ve biz bu programı farkında olma yolculuğu için hazırladık. Yaşamın derinliklerine ve çok boyutlu yönlerine bakarak bir yolculuk yapacağız. Neden insan insana? Bunu sizinle kısaca paylaşmak isterim. Şimdi ben bir kente sık sık otobüsle gidiyorum. Kendim elektronik bilet alıyorum. Koltuğumu seçiyorum. Adımı soyadımı soruyorlar, cinsiyetimi soruyorlar. Koltuğu kendim seçiyorum. Ve Etiler'den bir servis kalkıyor. Servise gidiyorum. Ve o günde yine servise gittim. Enteresan bir şekilde değerli izleyiciler, ne zaman ben bir araca binmeye çalışsam ve bir grup varsa mutlaka en son ben oluyorum. O gün de öyle oldu. En son ben kaldım. Sonradan bindim servise. Hemen orada bir boş koltuk var. Bir bayan camın yanında, yanında da çantasını koymuş vaziyette. Ve orada arkada en son üçüncü sırada da bir boş sıra var. Şimdi bakıyorum, bayan çantasını kaldırmadı. Hanımefendi dedim, oturabilir miyim dedim. Arkada boş yer var dedi. Ben buraya oturmak istiyorum dedim. Tuhaf bir şekilde aldı çantasını ve oraya oturdu. İçimi gözledim. Hakikaten içimde bir öfke vardı. Neden böyle yaptı? Nedir bu tuhaf durum diye bakıyordum. Ve anlamaya çalışıyordum. Ben
Şimdi farkında olmadığım bir şeyi farkına varma süreci içerisine girdim. Onu sizinle paylaşacağım ama önce bir görüntümüz var. O görüntüyü alalım. Benim farkına varış yolculuğuma daha sonra dönelim. Biliyor musun? Seni hiç bu kadar güzel görmemiştim. Kadınlar güzel olmak zorundadır. Ben bir erkeğim. Öyle değil mi kontum? Tabii. Evet. Burada neyi görüyoruz? Bir kimlik görüyoruz. Çocuk, ben erkeğim diyor. Benim biraz önce anlattığım konuda da bir kimlik vardı. Şimdi değerli izleyenler, bazılarınız biliyorsunuzdur. Ben Silifke'de doğdum, büyüdüm. Temel olarak ortaokulu orada bitirdim. Kişiliğim orada yapılandı. Ve orada bir kimlik kazandım. Ama ben 25 yıl Kaliforniya'da üniversite ortamında bulundum. Farkında olmadan orada da bir kimlik kazanmışım. Şimdi kendime bakıyorum, ne oldu şeklinde. Ben orada o bayana çantanızı kaldırır mısınız, oturmak istiyorum dediğimde insandım. Erkek kimliğimin farkında değildim. Bayan bana arkada yer var derken erkek kimliğim içinde görüyordu. Silifke'de büyüdüğüm için sonunda ben anladım. Jeton düştü bende. Dedi. Erkek olduğum için oturmamı istemiyor. Ve farkına vardım ki bu otobüs şirketinde benim adımdan sonra cinsiyetiniz diyorlar ve mutlaka bir erkeğin yanına oturtuyorlar. Burada bir anlam verme sistemi var. Farklı bir anlam verme sistemi içerisindeyim. Şimdi o anlam verme sistemi içerisinde kadının anlam verme sistemi, benim Silifke'den getirdiğim ve içinde bende bulunan anlam verme sistemi. İki tane farklı anlam verme sistemi içindeyim. İki farklı kültür. Düşündüm. Bu kimlikler konusunda farklıyız. Ben Silifke'de büyüdüğümden dolayı kadının anlam verme sistemine aşinayım. O anlam verme sisteminde ne var? Değerli izleyenler, o anlam verme sisteminde kadın insan var, erkek insan var. Baba insan var, çocuk insan var. Öğretmen insan var, öğrenci insan var. Yönetici insan var, çalışan insan var. Yetişkin insan var, çocuk insan var. Belki bazılarınız okumuştur, bir kitabımda bir öykü anlattım. Bir eve gittim ben. O evde dede torunuyla konuşurken torunun hizasına iniyordu. Hatırlıyorsunuzdur herhalde bunu. Ben psikoloji profesörüyüm ama ilk defa bunu görüyorum. Adam emekli banka müdürü. Hayretler içinde kaldım ve dedim ki, beyefendi siz diş çöküyorsunuz dedim. Ve hiç unutmuyorum yüz ifadesini. Şöyle bir hayretle baktı bana ve dedi ki, evet, küçük insan. Küçük insan büyük insan ama insan insana ilişki kurmak için o büyüklük ve küçüklük farkını kaldırmıştı. Şimdi iki anlam verme sistemi içerisinde nerede bulunacağız? Biz kadın insan, erkek insan olmaktan bir yerde insan insana ilişki içerisine geçebilecek miyiz? O zaman düşünmeye başladım. Yani neyi düşünmeye başladım? Acaba dedim, kız erkek arkadaşlığı nasıl oluyor? Öfkem kaybolmuştu ama içimde bir yalnızlık başladı. Bir yabancılaşma, bir hüzün. Kendimi orada bir yabancı hissettim. Ve hakikaten
insan insana ilişki kurma özlemi içerisinde olduğumu hissettim. Ve düşünmeye başladım. Biz arkadaş olacak mıyız? Nasıl arkadaş olacağız? Bir kızın ve bir erkeğin arkadaş olması mümkün mü? Arkadaş olacaklarsa acaba hangi kimlik içerisinde arkadaş olacaklar? Kız ve erkek arkadaş olabilir mi sorusu aklımdan geçmeye başladı. Ve biliyorsunuz böyle soruları ben sokaktaki vatandaşımıza sormayı çok seviyorum. Ve biz de sorduk. Bir kız ve bir erkek sizce arkadaş olabilir mi? Neden? Olabilir. Neden olmasın? Olur tabii ki. Niye olmasın? Olabilir. Niye olmasın? Niye olmasınlar? Olabilir ya. Niye olmasın ki? Neden olmasın? Ya olabilir. Neden olmasın? Olamazlar. Bence. Ya bir kızla bir erkeğin arkadaş olması bence çok saçma. Evet. Hoş geldiniz. Konuklarımız burada. Hoş geldiniz. Şimdi bir erkek bir kız, bir erkek bir kız oturmuş vaziyettesiniz. Şimdi benim konuşmalarımı dinlediniz ve sokaktaki vatandaşlarımızı tabii olabilir, olabilir, niçin olmasın ile ve en sonunda giyimiyle son derecede modern olan bir bayanı olamaz dedim. Ne dersiniz? Bir erkek arkadaşlığından söz ediyoruz. Herkes aslında genelde söylediği şey söyleyeceğiz. Öğrencisin herhalde. Kendini kısa da tanıtır mısın? Öğrenciyim. İstanbul'da bir üniversitede okuyorum. Adım Caner. Hoş geldin Caner. Teşekkür ederim. Yani neden olmasın diyeceğim ben de. Çünkü yani insan insana hani erkekle erkek arkadaş olabilir, kızla kız arkadaş olabilir, kızla erkekle arkadaş olabilir. Sonuçta bize ilkokuldan beri aynı sınıfa koydular. Cinsiyet ayrımı yapmadan. Yani şimdilik böyle söyleyeyim. Olabilir tamam. Bence de. Olabilir diyorsunuz. Evet. Peki çevrenizde görüyor musunuz kız erkek arkadaşlığı? Sen ne diyorsun? Kendini kısa tanıt mısın? Muhittin Sungur. Maltepe Üniversitesi B'ler 3. sınıf öğrencisiyim. En son yapılan yorum hakkında az bir şey söylemek istiyorum. Oradaki arkadaşın herhalde arkadaşlık kavramına nasıl baktığını irdelemek gerekiyor. Yani arkadaşlık derken normal bir arkadaşlık mı yoksa ilişki anlamında bir arkadaşlık mı? Onu sormak gerekiyor. Çünkü arkadaşın hani verdiği cevaptan onu çıkarabiliriz. Benim vereceğim cevabı sorarsanız tabii ki olabilir. Çünkü hepimiz arkadaşına dediği gibi kadın da erkek de sonuçta insan ve ilişki içinde bulunmamız gerekiyor. İletişim kurabilmemiz için tabii ki arkadaş olabilir yani. Evet öyle diyorsun. Şimdi sana bir sorum var. Bu hayır olamaz diyen arkadaş bir bayandı. Sen de bir kadın olarak onun gözüyle baktığın zaman onun söylemeye çalıştığı bir şey vardı herhalde. O gökten zembille inmedi. Bizim toplumumuzun bir üyesi. Aklı başında normal bir insan. Onun gözüyle baktığın zaman neler görüyorsun? Ne demek istiyor? Hocam siz de söylediniz çok modern giyimli bir bayandı. Fakat ona bir takım öğretilmiş şeyler var çocukluğundan beri. Sonuçta o yalnız yaşamıyor. Bir aileye mensup. Daha sonra Türk kültürüne mensup bir bayan. O yüzden ona öğretilen bir takım şeylerden yola çıkarak bu yorumu yaptığını ben kendi adıma düşündüm. Yani bir kadınla bir erkek kesinlikle sadece duygusal anlamda bir ilişki yaşayabilir. Ama arkadaşlık ilişkisi kuramaz şeklinde bir takım bence öğretiler almış. Adını söyler misin? Kendini tanıtır mısın kısaca? Ben de Maltepe Üniversitesi Psikoloji Danışma ve Rehberlik Öğrencisiyim. Beril sen de bir aileden geliyorsun. Sen de Türkiye'de evet. Büyüdün. Sonuçta insanlar çok farklı birbirinden, çeşit çeşit. Benim ailem bana insan ayrımı yapmadan, herkes olduğu gibi kabul ederek ve düzeyli bir şekilde ilişki kurmayı öğretti. Ben erkek arkadaşlarımla belki paylaştığım şeyleri birçok kız arkadaşımla paylaşamayabilirim. Onlarla aram daha da iyi olabilir. Bu kişisel bir tercih aslında belki de. Evet. Şimdi demek ki içinden geldi aile çok önemli oluyor diyorsun. Ve senin bu farkını
içinde geldiğin ailede ve sana öğretilende bulabiliyorsun. Buna katılıyor musunuz? Yani kişinin ailesinden gelmiş olması onun bakış tarzını hakikaten çok belirleyen bir faktör mü? Bunun dışına çıkabilme durumu yok mu? Var mı? Hocam bu... Tanıtır mısın kendini? Ben Emre, İstanbul Üniversitesi, yine psikolojik danışmanlık ve rehberlik, 4. sınıf öğrencisiyim. Bu aslında benim için de bir ikilemdir. Şöyle ki, ben gözlemlediğim şeyi paylaşmak istiyorum. Ailemizin bize sundukları var. Bizim onların içinden seçtiklerimiz var. Kabul ettiklerimiz var. Ve tamamen hiç seçmeden olduğu gibi kabul ettiklerimiz var. Belki burada bu kız ve erkek arkadaş olabilir mi derken ona bakmak gerekiyor. Ailenin bana sunduğundan neyi ne kadar aldım veya tamamen mi aldım? Kendi tercihlerimi oluşturdum. Ben kendim adıma soruyu cevaplayacaksam mesela kız ve erkek arkadaş olabilir mi? Evet olabilir. Çünkü bu bir paylaşımsa arkadaş, ben her kez de her şeyi paylaşabilirsem evet. Kızla da paylaşabilirim, erkekle de paylaşabilirim. Evet. Şimdi bir sorum var. Kız arkadaşı, erkek arkadaşı olan var mı aramızda? El görebilir miyim? Çok güzel. O zaman sana geleyim, yine sorayım. Şimdi kız erkek fark etmez diye başladın. İnsan insana yolculuk devam ederken birisi özelleşmeye başladı. Değil mi? Ve bu özelleşme içerisinde o diğerlerinden bir ayrıcalıklı duruma geldi. Şimdi sana sorum şu. Onu özel kılan ne? Şimdi tabii ki paylaşım aslında özel kılan. Yani onunla paylaştığım şeyler diğer arkadaşlarımla paylaştığım şeylerden belki daha farklı oluyor. Tabii arada sevgi faktörü de söz konusu. Yani daha farklı boyutta bir sevgi oluştuğu için belki de kendimi daha çok açabiliyorum. O da aynı şekilde kendini bana daha çok açıyor. Ve böylelikle daha iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Yani insan aslında kendisini tanıdığı kadar, kendisini ortaya koyabildiği kadar karşısındakiyle iletişim kurduğu zaman gerçekten diyalogları da daha kaliteli oluyor, daha anlaşılabilir oluyor ve seviyoruz birbirimizi evet. Böyle bir şekilde. Dedi, şimdi o kendi gözüyle baktı, senin gözünle bakmak istiyorum. Birçok arkadaşlarım vardı, sonra yavaş yavaş biri özel olmaya başladı. Onu özel kılan ne? Bu yolculukta besbelli bir şeyler oluyor değil mi? Herkesten ayrılmaya başladı. Burada aslında çizgiyi benim için belirleyen şey anlaşılabilirlik hocam. Daha iyi anlaşılabildiğimi hissettiğim zaman daha yakın hissediyorum. Yani seni daha iyi anlayabilmesi, yaşama hangi gözle baktığının farkına varması seni ona yakın mı kılıyor? Kesinlikle bu olurken de benim çok şey söylememe gerek kalmadan bunun olması daha belirleyici oluyor. Peki Emre, şimdi bir soru var. Bir erkek senin yaşama daha bakış tarzına yakın görebilir. Yani o zaman sen onunla mı daha yakın özel olacaksın? İşte burada da hocam kişisel tercihlerimiz devreye giriyor. O da benim dostum olur örneğin. Erkek dostun olur. Peki o zaman arkadaşlar, o son konuşan kızın söylediği bir şey var orada. Tahmin ediyorum değil mi? Yani birinin kız olması, öbürünün erkek olması önemli oluyor. Evet hocam. Ne diyorsun? Bence şöyle bir şey oluyor o arkadaşımızın konuştuğunda bayının. Demek ki çok iyi paylaşımlar yapabiliyoruz ama cinsiyet farklıysa, karşımızdakinin cinsiyeti farklıysa, o zaman paylaşım arttıkça bu duygusal bir şeye doğru yol alabilir aslında demek istemiş sanırım orada. Evet. Ama benim görüşümde burada o ilişkileri denetleyen de düzenleyen de kendimiziz. Eğer biz zaten öyle görmek istiyorsak o tarafa doğru bir yol alacaktır. Evet. Ama iki taraftan da öyle değilse de gayet güzel bir dostluk olabilir diyorum ben iki taraf arasında da. Şimdi her iki tarafında dostluk dedim. Bak, dostluktan farklı bir şey söylüyorum ben. Bir enerjiden bahsediyorum. Değerli izleyenler, bir yaşam enerjisinden söz ediyoruz. Ve bu yaşam enerjisini irdelemeye, bakmaya, farkına varmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara veriyoruz. We'll be right back.
Evet, yaşam enerjisinden bahsediyoruz. Bu öyle bir yaşam enerjisi ki yaşamı sürekli kılıyor. Ve birçok psikologlara göre bütün sanatın, edebiyatın, felsefenin temelinde. Yani yaşamın temelinde olan bir enerji. Bu enerji konusunda konuşmaya devam ediyoruz. Bir yere geldiniz, birçok insan var. Ben hatırlıyorum kendi yaşamımda. Bir yere girdiğim zaman şöyle bakarım. Değişik çekimler var ve en çekici bulduğum, en güzel bulduğum kıza bir kere bakarım. Yüreğim cız eder. Ondan sonra hiç bakmam. O nedenle beni tanıyanlar bilirler ki hiç bakmadığım kızı en çekici buldum. Ve bundan dolayı hep ahvahlarla geçti ömrüm. Şimdi bilmiyorum aranızda böyle yapan var mı? Ama sormak istediğim şu. Bir yere gittiğiniz zaman hakikaten çekicilik diye bir şey var. Bunun çok gizli tarafları var. Yani bilemiyoruz neden bazılarına çekici gelen bazılarına gelmiyor. Ama siz kendiniz bilebilirsiniz. Ben Fatih merak ediyorum. Böyle bir yere gittiğin zaman böyle çekici kılan, bir kızı çekici kılan şeylerin farkında mısın? Neler olur o bilmiyorum ama sen farkında mısın? İlk kendimi tanıtayım. Ben Fatih. Boğaziçi Üniversitesi İşletme 1. sınıf öğrencisiyim. Bir yere girdiğimde mutlaka birileri çekici geliyor. Ama bunu kategorize etmek zor. Ne çekici geliyor? Ben neyi seviyorum? Ne tipten hoşlanıyorum? Bu zor ve saçma bir şey. Ama ansızın geliyor her zaman. Oldu. Bu için merak ediyorum. Sen Mersin'de büyüdün. Biraz bizim yörenin çocuğusun. Sende neler oluyor? Yani bir yere gittiğimde ilk önce benim orada ne beklediğim, ne aradığım ya da o anki durumum ne? Bunlar çok önemli etkenler aslında. Ama hani çekici gelen bir şey, bir yere gittiğimde bana çekici gelen, çok fazla dikkat çekmeye çalışmayan, sade görünmeye çalışan. O zaman bana daha çekici geliyor. Çünkü kendini göstermeye çalışan zaten amaç olur yani. O yüzden dediğim gibi ama o anki durumuma bağlı. Evet. Ne aradığıma bağlı. Evet. Kadının ve erkeğin dünyaya baktığı zaman farklı algılamaları var. Zaten kadın kimliği, erkek kimliği dediğimiz zaman farklı bakış tarzları, farklı duyuş tarzlarından söz ettiğimizi siz de biliyorsunuz. Şimdi bir görüntümüz var. Bakalım kadın erkek farkıyla ilgili neler söyleyecek bize? Çalışacağız. Kavga edeceğiz. Hayır, kavgayı sen edersin. Ben tartışırım. Karı koca gibi olduk. Fark ettiniz mi kız? Karı koca gibi olduk dedi. Yani biraz sıkılarak söyledi onu. Öyle. Fakat burada herhalde farkındasınız. Sen kavga edersin, ben kavga etmem dedi. Ne dersiniz? Orada bir kimlik farkı var mıydı? Kadının ve erkeğin dünyaya farklı bakış tarzları olarak değerlendirebilir miyiz? Pınar. Değerlendirebiliriz tabii. Çünkü genelde kadınlar biraz daha uzlaşmaya yönelik bakıyorlar çatışma olduğu zaman. Erkekler de benim dediğim olsun da uzlaşmasak da olur şeklinde bir tavır alınıyorlar. Ama tabii ki genel olarak insandan insana değişiyor. Pınar, bu dediklerin tecrübeyle sabit midir? Daha çok gencim. Evet, okay oldu ama böyle bir izlenimim var. Evet, böyle bir izlenimim var. Böyle bir izlenimim var. Ne dersin, böyle bir izlenim sende de var mı? Galiba var. Evet, şimdi geliyorum. Böyle bir izlenim sende de var mı? Ben de bu izlenime sahibim. Zaten erkekler Mars'tan, kadınlar Venüs'ten diye düşünüyorum gerçekten. Sonuçta cinsiyet farklılığının, yani doğumla beraber gelen bir farklılığın yanı sıra üzerine biçilen roller de farklı kadın ve erkeğin.
Bu yüzden dünyaya bakış açıları veya davranma şekilleri de birbirinden farklı olabilir diye düşünüyorum. Evet, düşünüyoruz. Şimdi bir de hissediyoruz. Ben sizinle beni evliliğe götüren süreci böyle kısaca bir paylaşayım. Amerika'dayım. Doktora öğrencisiyim. Beni Amerikalı kızlar yakışıklı buluyor. Türk kızlar, herhalde onlar da benim gibi utangaç mıydı neydi bilmiyorum, pek bakmazken oradaki gözünün içi gülerek bakıyor böyle. Hi, how are you diyor. Bana mı? Evet, bana baktı falan böyle. Ve enteresan bir korku giriyor içime. Yani hakikaten gözümün içine bakıp böyle gülümseyen kızdan korkuyorum. Ne yapar kız bana sonra diye böyle bir korkum var. Sonra baktım, sakin, uslu bir kız var. Adı Emily. Emily'ye diyorum ki, kahve içer misin? Hafif gülümsüyor. Masum bir gülümseyiş. Sen istersen diyor. Ne güzel işte, ben istersem içecek. Çok hoşuma gidiyor. Bir gün dedim ki, sinemaya gider misin? İstersen dedi. Dedim işte aradığım kız bu. Ve hakikaten ben evlendim. Fakat Muhittinciğim, Türkiye'de kız sen istersen der ama sonra farklılaşır biliyorsunuz. Yani konuşur. Şimdi enteresan bir şekilde Amerika'da kız sen istersen diyorsa hakikaten bakıyorsun bazı sorunlar oluyor arkada. Evliliğimde ben kendimi var hissedemedim. Ve burada karşıdaki var olamayınca el çırpmak istiyorsunuz. Karşıda bir Elon olması lazım. Yok. Ses çıkmıyor. Birisi hadi böyle gelmese dahi orada durması lazım ki bir el olması lazım. El çırpabilmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar tahmin ediyorum bu anlam verme sistemi içerisinde paylaşılıyorsa eğer kadın ve erkek aslında erkek de ilk başta kızın o gülümseyişi alttan alışının falan zamanla geçeceğini biliyor. Hatta bir gün gelecek, esas komutan bu diyeceğini de biliyor. Ama bunun bir dansı var. Tahmin ediyorum bu anlam verme sisteminin içinde. Şimdi ilişkiler devam ederken enteresan bir şey oluyor. Ve o şey genellikle ilişkileri ya bitiriyor veyahut da güçlendiriyor. O şey kıskançlık. Kıskançlık. Şimdi kıskançlık ne zaman başlar? Ben merak ediyorum. Herhalde görmüşsünüzdür etrafınızda. Bununla ilgili paylaşmak isteyen var mı merak ediyorum. Bu kıskançlıkla ilgili gördünüz mü çevrenizde, arkadaşlarınızda? Peki, Fatih? Kıskançlık çok da sağlıklı gelmiyor buna. Bir yerde azap veren, hem kendisine hem karşısındakine azap veren bir durum. Aşırı dozu hastalık gibi bir şey. Biliyorum ben o kadar da güçlendiğini düşünmüyorum. Bayağı hasta var sana söyleyeyim. Senin söyleyeceğini hissediyorum bir enerji var orada. Kıskançlık. Bu bence insanın kendi kendisine önce şunu sorayım. Sen kendini tanıtmış mıydın? Fırsat verdik mi sana? Tanıtmamıştım. Lütfen tanıt. Hafize ben. İstanbul Üniversitesi'nin öğrenciyim ben de. Tamam Hafize, hoş geldin. Evet. Kıskançlık bence insanın kendi kendisinde oluşturduğu bir endişe, tedirginlik halidir. Hani karşısındakinin haberdarlığından, farkındalığından farklı olarak kendi kendine yaşayan insan kıskançlığı bence. Tamam. Ama var değil mi? Evet. Sende hiç oldu mu? Zaman zaman her insanda oldu, olmuştur. Değil mi? O zaman kendine sen dedin mi? Ben şimdi hastayım. Galiba hasta oluyorum dedim. Öyle mi? Yani sevmediğin bir yön mü yoksa bu bende oluyor doğal. Yani şu anda kıskanıyorum duygusu içinde mi oldun? Hangisini?
yaşadın? Yani kıskançlık da insanın yaşayabileceği bir şey olduğuna göre benim de yaşamam normal ve evet yaşayabilirim. Ben de yaşayabilirim gibi böyle. Tamam. Hayır kıskançlık yaşıyorum böyle olmamalı gibi bir şey demedim kendime. Çok güzel. Verelim Fatih'e mikrofonu. Sen tut. Hayır sende kalsın o mikrofon. Fatih. Normal diyor kıskançlık. Kıskançlığı ben de çok yaşadım. Ve şiddetli olarak bu yüzden hastalıklıyorum. Ve bundan hiç memnun değilim. Aha, yani o geldiği zaman diyorsun ki bu benim hasta yönüm. Benim bundan kurtulmam lazım diyorsun. Evet. 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 Sen diyorsun ki doğal. Doğal. Bunu yaşamam doğal diyorsun. Aranızda bir fark var hakikaten. Orada bir algılama farkı var. Bir tanesi doğal kabul etme. Olabilir deme. Öbüründe hayır bu benim hasta yönüm. Ben bunu aşmam lazım durumu var. Şimdi merak ediyorum bu konuda sen yaşadın mı? Nasıl hissediyorsun? Evet hocam konuşurken de düşündüm. Bence belirli dozdaki normal ama daha sonraki doğrudan gösterilemeyen ilginin dolaylı şekilde gösterilmesi boyutunda kıskançlık olduğu zaman o biraz karıştırıyor işleri. Ha, sadece olması değil onun derecesi de önemli diyorsun. Evet. 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 Ben de tam tersi hiç olmadığı durumdan bahsetmek istiyorum. Sonuçta arkadaşlarımın ilişkilerinde gözlemlediğim bazen beni hiç kıskanmıyor diye yakınan taraflarda oluyor. Oluyor neden değil mi? Neden beni hiç kıskanmıyor, duydum. Beni sevmiyor mu? Evet. Şeklinde. Bunu kız mı söylüyor, erkek mi söylüyor? Kız söylüyor. Kız söylüyor değil mi? Evet. Ah o kızlar. Kıskanırsın başına bela, kıskanmazsın başına bela. Arkadaşlar şimdi... Bunu bütün bilgeliklerin kaynağı vatandaşlarımıza sorduk. Sokakta sorduk. Bakalım ne dediler? Oraya bakalım. Kıskançlık sizce bir sevgi ifadesi mi? Evet, seven insan kıskanır. Kesinlikle. Kesinlikle. Tabii o kıskançlık bir sevgi ifadesidir yani. Tabii başkasının senin kadar çok sevmesini istemezsin. Seven insan kıskanır. Bence kıskançlık sevgi ifadesidir. Hayır. Güvensizlik. Kıskançlık sevgi ifadesidir tabii genelde ama bir de işte erkekler için daha farklı bence kıskançlık değil de bir mal edinme. Erkek kızı mal edinmek ister. Kız ise erkeği aşk için, sevgi için yani kalbinin derinlikleriyle sever. Ama erkek kızı seviyorsa veya seviyor görünüyorsa daha ziyade kazanmak, mal edinmek şeklinde değerlendirir. Evet. Çok önemli görüşler ifade edildi burada ve vatandaşımızın söylediği bir söz vardı. Muhittin ben sana sormak istiyorum bunu. Erkek için mal edinmektir dedi. Ve bunu ciddi olarak söylüyordu. Ve bu insan uzun yıllar yaşamış, deneyim sahibi bir insandı. Sence çok tuhaf bir şey mi söylüyor? Yoksa benim toplumumun yaşadığı bir gerçekten mi söz ediyor? Senin değerlendirmeni merak ediyorum. Aslında çok tuhaf bir şey ama aynı zamanda toplumun vermiş olduğu bir değer. Yani erkeğin kadını mal etmesi maalesef bizim toplumumuzda yani çok olarak görülen bir durum. Ama normalde baktığımızda çok tuhaf bir durum. Ve benim yorumlara yapacağım yorum da şu. Bütün insanlar orada yorum yaparken tek kelime ve kısa ve net bir cevaplar veriyorlar. Hiç kimse kıskançlığın boyutlarını, seviyesini ya da zararlı olup olmadığını açıklamıyor. Kesinlikle evet, kesin öyledir, böyledir diye cevaplar veriliyor. Yani bu da kıskançlığı maalesef açıklamıyor. Evet, sen önemli bir şey söylüyordun. Şimdi bu sokaktaki vatandaşın söyleyiş tarzı içerisinde baktığımızda anladığım kadarıyla mesela şu mümkün olabiliyor. Kadının kıskançlıktan anladığı ve hissettiğiyle erkeğinki farklı denebiliyor. Buna katılıyor musun? Şimdi erkeğinki daha çok sahiplenme duygusu bence. Kadınınkinde de sevme sevilme ihtiyacından doğması gereken bir kıskançlık. Yine farklı baktıklarını görüyoruz aslında burada. Evet. Ve böylelikle aslında... Beni kıskanmıyor derken kadın beni mal olarak görmüyor, beni sahiplenmiyor demek istemiyor. Beni sevmiyor beni mu? Yeteri kadar sevmiyor demek istiyor. Değil mi? Öyle bir ifade olabilir. Evet. Şimdi kadın ve erkeğin bu şekilde farklı
gördüğünü Fatih, sen düşünebiliyor musun, hissediyor musun? Yok, ben öyle düşünmüyorum. Bence bu toplum ya da kadın erkek göre ayrılmıyor. Bu temelinde sahip olma gücü. Sahip olma gücü sadece mal ya da para olarak değil, böyle de ortaya çıkıyor. Benim sahip olma güdüsü var esasında. Kadın evet. Erkek fark etmiyor diyorsun. Evet. Hafize, sen fark eder mi diyorsun? Bence kadın erkek ayrımını yapmaktan çok hani kişi farkı gibi görüyorum. Erkek de bazen diyebilir ki beni kıskanmıyor, ama bu belki bir ilgi ihtiyacından da olabilir. Bence ilişkilere göre, yani çok spesifik bir şey olabilir bence bu. Kıskançlık. Belki genellemek istemiyorsun, evet, anladığım kadarıyla ilişkiye göre değişebilir diyorsun. Caner. Besbelli ki feleğin çarkından geçmiş bir insansın. Kaç yaşındasın? 22 yaşındayım. Oo, adam 22 yaşında. Söyle abi, konuş. Şimdi kıskançlık bende. Kıskanmak bence hani sokakta 2 saniyesi olan birisine kıskanmak sizce iyi midir, kötü müdür diye sorulacak bir soru değil aslında. Hani dediğiniz gibi hani hayattan geçmişsiniz dediniz ama hani geçtiğimi söyleyemem ama hani çok şey de gördüm, yaşadım. Tamam. Boş değilsin, belli oluyor zaten. Ya hiç kimse boş değildir ama tabii. Çoğu duyguyu çok fazla şekilde yaşıyoruz bugünün dünyasında. Evet. Hani hırsla, ne bileyim, öfkeyle de büyüdüğümüz oluyor, sevgiyle de büyüdüğümüz oluyor, aşkla da büyüdüğümüz oluyor. Evet. Ama hani kıskançlık öyle bir şey ki o an size ya sizin elinizde yani olan şeyin... Yani sen hiç kıskandın mı ilişkide? Böyle kıskandığın durumlar oldu mu? Öyle gözükmüyor muyum? Çoğu şeyde çok fazla kıskançlık yapıyorum. Öyle mi? Evet. Yani ben tahmin etmiyordum senden ama demek ki öyle. Yani kıskandığın durumlar oldu. Tabii ki. Pınar'ın bilgeliğinden yararlanmak istiyorum bu arada. Şimdi sahip... Sen kıskanç bir insan mısın? Herkes kadar kıskancım tabii ki. Herkes kadar kıskançsın, tamam. Yani şey, tabii ki kabulleniyorum ve sahipleniyorum. O da bir duygu en nihayetinde de. Sahiplenmekten bahsettik. Aslında ihtiyacımız olan sahiplenmeye çalışmak değil. Neden sahiplenelim ki? Yani o kişi de kendi içinde bir insan ve eğer biz onu seviyorsak ve yeterince seviyorsak bence kıskanmamız için bir gerekçe yok. Sevgi azlığı sanki biraz. Sevgi ve güven azlığı. Oo. Evet. Sahiplenmeye çalışmamalıyız. Yeni bir açılım yaptın ve Emre'cim sana bir soru sormak istiyorum. Şimdi ilişki içindesin. Kıskanan var. Kıskanılan var. Kıskanan var, kıskanılan var. Kıskandığın zaman karşıdakine ne mesajı vermiş oluyorsun? Aklına neler geliyor? Seninle ilgileniyorum mesajını verdiğimi düşünüyorum. Ama bunu galiba dolaylı olarak yapıyorum. Hı hı. Bir de verdiğim diğer mesaj, seninle benden başkası ilgilenemez, ilgilenmemeli. İlgilenmemeli. Hı hı. Onun bir çünküsü var mı? Evet, burada bir enerji yumağı var. Bir şey söylemek istiyorsun. Şimdi bir kıskanan var, bir de kıskanılan var dedik. Bir de kıskanılan belki konuşmak isteyebilir bazen. Evet. Hani evet, kıskanan belki ilgi gösteriyorum ben sana. Ben sana sevgim dolaylı olsa da gösteriyorum diyebilir belki, ama kıskanılan da şöyle bir düşünce de olabilir. Sen bana güven duymuyor da olabilirsin. Sen beni sahiplenmeye çalışıyor da olabilirsin. Evet, seviyor olabilirsin ama belki benim görmek istediğim sevginin şekli böyle değildir. Değil evet. Düşünebilir. Ve bu önemli bir mesaj mı? Yani eğer ben kıskandığım zaman bu kıskançlık mesajını verdiğimde sen kıskanılan kişi olarak alırsan bu mesajı, ben sana güvenmiyorum mesajını alırsan, bu gücüne gider mi? Tabii ki, yani çok gücüme gider. Ayrıca kendimi sıkışmış hissederim. Yani bir takım olanaklarım, haklarım engellenmiş gibi düşünürüm. O yüzden de dediğim gibi yani dozunun çok iyi ayarlanmasını gerektiğini düşünüyorum. Burada da kadın ve erkeğe çok büyük rol düşüyor bence. Tabii değerli izleyiciler, burada dozunu biz mi ayarlayacağız, yoksa duygularımız o karmaşık dünya içerisinde ne kadar gerçekçi olarak sevip sevmediğimizle kendisi mi ayarlayacak? Bu önemli bir konu. Yaşam enerjisinden söz ediyoruz ve yaşam enerjisinin birçok görünümleri var.
Bir kadın bir erkeğe, bir erkek bir kadına merhaba dediğinde yepyeni bir olanaklar dünyası. Ama bu dünya durağan değil. Bir sürü olasılıklar var. Kavgalar da olabilir, mutluluklar, arkadaşlıklar, dostluklar, derinlikler, sığla kalabilir. Onun için seçtiğimiz, özel yapan ne? Güveniyor muyuz? Sevgimizin temeli ne? Bunun farkında mıyız? Ve biz kısa bir aradan sonra döneceğiz. Yaşam enerjisi devam ediyor. Yaşam devam ediyor. Ve biz bu günlerimiz geçerken farkında olmadan değişik ortamlarda, değişik insanlara merhaba diyoruz. Değerli izleyenler, ben doktora öğrencisi olarak yurt dışına gittiğimde kendim İngilizce biliyor sanıyordum. Fakat bir test verdiler ve farkına vardım ki o yeterli İngilizce bende yok. Yeniden İngilizce dersi almam gerekiyor. İngilizce dersini yazılmak için İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüne gittim. Orada yabancı öğrencilere ders veriyorlar. Ve elimde verilen kağıtla gittim. İçeri girdim. Masada bir kız. Kız bana baktı. Daha ben kapıdan girerken beraber gözleri ışıl ışıl. Günaydın dedi. Tabi İngilizce konuşuyor. Amerika'da oluyor bu olan. Günaydın. Size nasıl yardım edebilirim dedi. Hemen benim anlam verme sistemi, Silifke'de geliştirmiş olduğum o yıllardaki anlam verme sistemi anlamını koydu. Kız bana vuruldu. Kesinlikle %100 emindim kız bana vuruldu. Canım çok da güzel. Sarışın, yeşil gözlü, hep böyle reklamlarda gördüğüm kız gibi. Ve şöyle bir yürüyüşüm değişti. Bizim orada godoş godoş yürüme derler buna. Şöyle bir yürümeye başladım yavaş yavaş. Yani vurulduğu erkek tam erkek. Onu ifade etmek istiyorum. Her neyse vardım. Yüz ifademde tam bir delikanlı. Yani sol kaşım yukarıda, sağ kaşımı biraz aşağı indirdim. Kartal bakışlarıyla şöyle bir baktım. Hala bakıyor beni. Canım o kadar vurulmuş belli. Ve nasıl yardım edebilirim dedi. Dedim işte kağıt falan filan. Dedi, aldı. Pıt 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 yazdı falan filan. Şudur budur bilmem ne çizdi. Bana başka bir kağıt verdi gülümseyerek. Teşekkür ederim dedi. Kız bana teşekkür ediyor. Şimdi ben bir devlet dairesindeki durumla, kafamdaki devlet dairesindeki durumla bunu mukayese ediyorum. Neden öyle yapmadı? Benim anlam verme sistemim diyor ki çünkü ben onun için özel bir insanım. O beni sevdi, aşık oldu, sevgilim. Dedim ya işte Allah'ın hikmeti. Demek ki kısmetimiz buradaymış. Döndük, geldik Amerika'da. İlk günü de bulduk. Öyle bir şey oldu. İlk ay. Çok da hoşuma gitti canım. Ve ben hatırlıyorum. Kapıdan girdim kızın yanına gidinceye kadar. Dedim. Babam ne diyecek? Acaba kız Müslüman olur mu? Çocuklarımızın adını ne koyacağız? Türkiye'de yaşar mı? Hepsi aklımdan geçti. 10 saniyede bütün senaryoyu yazdım. Ayrılırken güm 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 yüreğim ediyor ve kitaplığa gittim. Ve burada hangi kitabı okuduğum hiç hatırlamıyorum. Sadece eve gideceğim. Pete diye 35 yaşlarında görmüş geçmiş bir adam arkadaşım vardı. Fırlamanın teki. Ona anlatacağım. Sevgilimi buldum. Ben giderken eve. Müstakbel eşim. Sevgilim, nişanlım geliyor karşımdan. Ulan hangi elime çantayı koyayım, hangi elimi cebime koyayım ben şaşırdım. Onu tutuyorum bir ona. Bakayım mı yoksa gelince mi fark edeyim falan halsiz. Ben böyle derken kız yürüdü gitti. Ulan çok bozuldum. Müthiş bozuldum. Ve öfkeli bir şekilde eve gittim. Pete bana baktı. Ne oldu dedi.
Pit dedim ya. Bu Amerikalı kızların hepsi dedim. O ile başlayan bir kelime var ya. Onu söyledim. Bu baktı böyle. Bir gülmeye başladı. Gülüyor. Niye dedi? Anlattım. Dedi ki bak sen dedi 70 yaşlarda dünyanın en çirkin adamı olsaydı bu kız sana aynı şeyi yapardı dedi. Niye? Çünkü dedi bu ofiste böyle muamele yapılması lazım. Buna ofis muamelesi denir. Aksi halde kız kendi hakkında kötü hisseder dedi. Bunun senin hiç alakası yok. Dedim, bunun benim hiç alakası yok. Hayır yok. Ula. O yapması gerektiği için yapıyor. Evet. Vay anasını. Peki dedim nasıl anlarsın bir kızın sana ilgi duyduğunu? Amerika'da çok zordur dedi. Allah Allah. Ve hatırlıyorum ertesi gün ofise gitmiştim. Bir tane çıtı pıtı sekreter kızımız vardı. Günaydın Doğa, nasılsın bugün diye sorardı. O gün içimden küfretmek geldi. Hadi lan bunun benim hiç alakası yok. Formül kullanıyor, formül. Evet, şimdi enerjimiz burada. Merhaba diyoruz. Ve bu enerji içerisinde yaşam yolculuğu devam ediyor. Bugün 8 Mart, Dünya Kadınlar Günü. Bugün önemli, kutluyoruz. Biz bu programda keşfetmeye yöneldik. İç dünyamızı, ilişkilerimizi, doğayı, evreni yargılamadan keşfetmek istiyoruz. Bu enerjimiz, yaşam enerjimiz, bir kadın bir erkeğe bakınca, bir erkek bir kadına bakınca yokmuş gibi davranmayacağız. O enerji çok önemli. Onun farkına varacağız ve ondan sorumluluk alacağız. Bir yolculuğa çıkacağız. Bu yolculuk anlamlı, coşkulu, güçlü bir yolculuk olabilir ya da boşmuş gibi bir yolculuk olabilir. Biz bu program sayesinde sizin yaşamınızın anlamlı, coşkulu ve güçlü olmasını istiyoruz. Görüşmek üzere.